Sergen Yalçın. Üstüne tanımam. Büyük oyuncuydu. Oynamaya ikna etmek zor. Yani ne zaman isterse o zaman oynuyor. Ama şu hikayelerini hiç unutmayacağım. Ben bir atarım, siz idare edersiniz. Bir tane atar, bir tane attırırım, 2-0'dan sonra çıkacağım. Bunlar doğru çıkıyor. Yani kafadan atmıyor, anladın mı? Bunları yapıyor. Bugüne kadar en etkilendiğim yabancı oyuncu Anelika'dır. Hacı ya da Alex değildi. Sadece futbolcular için maça gittiğimiz zamanlar vardı bizim. Sergen Yalçın'ı izlemeye giderdik. Hacı'yı izlemeye değerdi. Alex için maça gittiğimi hatırlıyorum. Fenerbahçeli değildim. Arda Güler böyle bir profil. Niye kovdular beni Adalet'imiz Kordova Belgesi'ni? Yani ben çok olay çıkarttım. Yemin ederim bir sene geçirdim. Ömürlük. Futbolcu milletiyle uğraşamam ben. Bir, yönetici milletiyle hiç uğraşamam. O da iki. Yöneticilik yapmak için bir hazırlıkları yok. Sadece ya siyasi olarak güçlüler ya maddi olarak güçlüler. Futboldan anlamıyorlar ama bunu kabul etmiyorlar da aynı zamanda. Sergen Yalçın. Üstüne tanımam. Büyük oyuncuydu. Bugüne kadar en etkilendiğim yabancı oyuncu Anelika'dır. Hacı ya da Alex değildir. Ben karşılıklı oynadığım bu kadar uzaydan gelmiş gibi oyuncu hiç görmemiştim. Anelika çok başka bir oyuncuydu. Yürür gibi adam geçer. Bacakları uzun olduğu için topu kontrol ettiğinde zaten sanat çalımı atmış olurdu. O özelliği bir de Yusuf Şimşek'te gördüm. Onun da bacakları çok uzundu. Topu kontrol ederken geçerdi seni. Nefret ederdim onlara karşı oynamaktan. Anımızı ağlattı. Bir Fenerbahçe maçı oynadık içeride. 2-1 kazandık. Karlı bir hava. Fenerbahçe daha mağlup geldi. Biz de düşmemeye oynuyoruz. Melik Ökçek geldi. Çek defterinizi, isminizi yazın dedi. Abi biz böyle buz vidaları taktık. Adamları atlayacağız. Açık çekti herif. 2-1 yendik onları. Anelika var ya, içimizden geçti. Anımızı ağlattı. Beline sarılmaya çalışıyorsun, yakalayamıyorsun. Öyle yılan gibi. Premier League'de gol kralı olmuş oyuncu bir dönem Türkiye'de oynadı. Fenerbahçe onunla şampiyonluk kaçırdı. Oyuna falan almadı onu, Denizli'de bir şeyler yaptı. Ya, tam bir delilik ya. Futbolcuların geleneksel hali. Fakir aile çocuklarından bir tanesiyiz. Ama babamın hastalık derecesinde futbol olan tutkusu, yani Metin Ali Feyyaz'ı falan benden fazla sevdiğini düşünüyordum babamın. Öyle bir hastalık. O Süleyman Seba'nın Metin Ali Feyyaz'la gelen döneminde Beşiktaş'tan başka bir şey konuşulmazdı evde. Annem bir gün tuttu elimden. Hadi artık sen oyna dedi. Mahalle arasında oynuyorsun. Götürdü minik takıma. Çamurun içerisinde millet boğuşuyor. Yani baktım hiç futbola benzemiyor. Vallahi görünce bir ürktüm. Başladık minik yıldız takımdan, Penny Spor'dan. Şimdikiler çok korunaklı. Koruma amaçlı dinlendirildi diyor ya. Tüylerim diken diken oluyor. Lan serum bağlanıyorduk, oynuyorduk. Ayağımız şişiyor. Masör ayağımızı ayakkabının içerisine sokmak için iki kişi gelip itiyorlar. Öyle maç oynatıyorlardı bize. Şimdikiler de koruma amaçlı dinleniyor abi. Ona çok tutuluyorum bu aralar. Arda şu anda antrenman yaparak gelişecek seviyeyi çoktan geçti. Arda maç oynayarak gelişecek seviyede. Arda bu ülkenin gördüğü Sergen Yalçın'dan sonraki en büyük yetenek. En azından benim gördüğüm. Maç oynadığı zaman sadece futbolcular için maça gittiğimiz zamanlar vardı bizim. Sergen Yalçın'ı izlemeye giderdik. Hacı'yı izlemeye değerdi. Alex için maça gittiğimi hatırlıyorum. Fenerbahçeli değildim. Bu adamların olduğu maçları seyretmeye giderdik. Arda Güler böyle bir profil. O yüzden Arda Güler'in korunması bana çok saçma geliyor. Beşiktaş'ta Emirhan'ın gitmeden önce korunması bana çok saçma geliyordu. Teknik direktörlerin kredisi az olduğu için genç oyuncularla risk almak istemiyorlar bizim ülkede. Bu çok yanlış bir tutum. Yani taraftarın da bu konuda çok ikiyüzlü olduğunu düşünüyorum. İşler kötü gidince genç oyuncu oynasın. Genç oyuncu oynayınca oyuncuya çok ağır eleştiriler. Daha bu takımın oyuncusu değil deyip sosyal medyadan oradan buradan oyuncuyu yermeler var. Bir kere burada bir sıkıntı var. Biz genç oyuncu yetiştirmeyi teknik direktörden taraftara kadar bilmiyoruz ki. Bunu beceremiyoruz. Sergen Yalçın hayranlığı vardı. Sonra beraber oynadık. Çok ilginç bir tip. Bakıyorum bazen sosyal medyada herkes onun komik hikayelerini anlatmak için yarışıyor. Hakikaten de öyle bir tip. Kendisinden başka hiç kimseye zararı yoktu. Oynamaya ikna etmek zor. Yani ne zaman isterse o zaman oynuyor. Ama şu hikayelerini hiç unutmayacağım. Ben bir atarım. Siz idare edersiniz. Bir tane atar, bir tane attırırım. 2-0'dan sonra çıkacağım. Bunlar doğru çıkıyor. Yani kafadan atmıyor, anladın mı? Bunları yapıyor. İstediği zaman sana maçı alıyor. İstese bir takımı bana göre şampiyon yapabilir ki 100. yılında gitti 5'e şampiyon yaptı işte. O motivasyona sahip olduğu an biraz Sergen abi idare etmek lazımdı. Yani Sergen abinin huyuna gitmek lazımdı. Biraz Sergen abiyi bir şeylere ikna etmek lazımdı. Hayatına karışmadan, yani çok sınırlamadan yapmak lazımdı. Onun için de ekstra bir mesai harcamak lazım. Hocalığımda şunu söyleyeyim. Futbolculuğunda olduğundan daha fazla sarıldı işe. Bir kere oyun okuması Türkiye'nin en iyisi. Yani maçın içerisinde bazen hiç kulübeden değil,
saha içerisinde yaptığı değişikliklerle maç çözdüğüne şahit oldu. Şu an çok şaşırıyorum. Nasıl olur şampiyon olmuş bir teknik direktör şu anda takım bulamaz? Bir sürü kulüple anlaşıp gidemedim. Kartalspor'un sezonun bitmesine 6 ay kala Galatasaray'la sözleşme imzaladım. Fatih Hoca Flora'ya çağırdı, gidemedim. Sonra Ankaraspor'da oynarken Fenerbahçe'yle prensipte anlaştık. Daha onu haber yolladı, dedi ki işte Alex'in yediği olarak düşünüyorum. Zaman zaman oyuna sonradan girersin. Onu dinlendirmek istediğimiz zaman Türkiye Kupası ister misin? Tabii ki isterim dedim. Melih Gökçek dedi ki benden adam almak kolay mı dedi. Gidemedim. Benim hayatımın kırılma anlarında 5 tık yukarıya çıkacakken çıkamadık mesela. 28 yaşındaydım. Çok da iyi sezonlar geçiriyordum. Sonra aynı Melih Gökçek beni 6 ay sonra kovdu. Futbolcu milletiyle uğraşamam ben. 1. Yönetici milletiyle hiç uğraşamam. O da 2. Çünkü yöneticiler futboldan gelmiş adamlar değil. Yöneticilik yapmak için bir hazırlıkları yok. Sadece ya siyasi olarak güçlüler ya maddi olarak güçlüler. Futboldan anlamıyorlar ama bunu kabul etmiyorlar da aynı zamanda. Ve işi futboldan gelen insanlara bırakmak gibi bir niyetleri yok. Ya şimdi ben bir yerde teknik direktörlük yaparken bana WhatsApp'tan ilk 11 mesajı gelse ben hocalık yapıyorum mu diyeceğim mesela. Ben onu kabul etmem. Anında işi bırakırım. Bir gün evde otururken çok önemli bir gazeteci abimin telefonu geldi. Dedi ki seni dedi ya birisi arayacak dedi. Kayseri Erciyes. Başkanı aradı beni. Dedi ki bize hoca konusunda yardımcı olur musun dedi. Kayseri Erciyes Spor'un düşme potasında olduğu için ben de yayıncı kuruluşta yorumculuk yapıyorum. Zannettim ki bana hoca önerir misin demek istiyor. Dedi ki bize hoca konusunda yardımcı olur musun? Tolunay Kafkas vardı galiba. O zaman Erciyes'in başında. Oyuncularla da bir böyle kavgaya varan bir diyalog yaşamışlar. Dedim ki vallahi sizin bu durumunuzu yaşayan birisi lazım size. Ben hoca önereceğim kafama göre. Yanlış anladın dedi. Biz seni istiyoruz. Şimdi dedim ki benim böyle bir deneyimim yok. Ekibim yok. Olsun dedi, sen iyi konuşuyorsun. İyi konuşuyorum da o ne alakası var, anladın mı? Yani iyi konuşmak yetiyor mu teknik direktör olmak için mesela? Herhalde orada oyunculardan birkaç tanesi Erman abi çok seviyoruz falan demiş. Oğlu da beni izliyormuş beğenerek. Kriter bu teknik direktör seçiminde. Dedim ki başkanım bu durumunuz kritik. Hani ben hiçbir deneyim olmadan, futbolu bilsem de sağ kenarı deneyim olmadan gelip oraya sizi küme düşürürsem o vebalin alttan ben kalkamam. Dedim siz daha doğru bu işi daha evvel yaşamış, bu durumu daha önce görmüş birine gidin. Daha mantıklı dedim ben de. Sonra Hakan Kutlu ile galiba anlaştılar. Kurtardı onları. Sportif direktör falan filan bizim ülkemizde hiç sağlıklı yürümüyor. Zaten hocaların çoğu sportif direktörler, biliyor ki kendi kovulduğu zaman yerine gelecek adam oluyor. Gelmedi mi ne biliyorsun? Emre Belözoğlu gelmedi mi daha yeni? İşte Aykut Kocaman gelmedi mi? Niye, benim söylediklerim yalan değil ki. Ya ben yalan söylersem beni hedefe koyar. Ha diyorsan ki her doğru her yerde söylemeyelim, o zaman da yorumculuk yapmayalım. Tabii ki kimseyi rencide etmeden söylemek lazım. Ama Erol Bulut'tan sonra Emre Belözoğlu'nun geldiğini hepimiz biliyoruz. İşte daha ondan sonra Aykut Hoca'nın, ne bileyim Oğuz Çetin'in de böyle bir hikayesi var. Fenerbahçe'de böyle yürüdü. Mesela şeye çok gülüyorum. Okan Buruk antrenör olsun, Fatih Terim sportif direktör olsun. Ya imkansızın imkansızı, anladın mı? Çünkü Okan Hoca her kötü gittiğinde Fatih Terim trend topik oluyor. Gelsin tekrar Galatasaray diye. Olur mu iki tane baş aynı yerde? Hayatta herkes seni seviyorsa sende bir problem vardır. Herkesin hoşuna gidecek şeyleri söylüyorsun demektir. Bir duruşun olacak. Bazılarının hoşuna gitmeyebilir. O önemli değil. Ya bir Galatasaray maçı yorumladım yayıncı kuruluşta. Deneyer Umut Bulut'u düşürdü dedim diye 6 hafta anamı ağlattılar. Sabah programı yaptım sürekli. Kulüpten bile telefon gelmiş. Demişler ki niye söylüyor? Yani doğru mu değil mi önemli değil. Niye söylüyorsun sen doğruyu? Ve o dönem maç içi yorum yapan hiç kimse hakemle ilgili bir şey söylemiyor. Penaltı mı değil mi ona bile girmiyor kimse. Dedim ki böyle yorumculuk olur mu? Adam bizi oraya gönderiyor. Maçın içerisindeki detayı anlat diyor. Fikrini söyle diyor. Söyleyemiyoruz. Dedim bu bana pek uymamaya başladı. Anlatabiliyor muyum yani? Diyor ki mesela hiç konuşma bunu diyor. Şimdiye kadar niye konuşmadın diyor. E konuşuyorum işte. Konuşunca bak 6 hafta maç yorumlamıyorsun. Beşiktaş Fenerbahçe maçı yorumluyoruz. Beşiktaş ilk yarıyı domine etti 3-0. İşte Beşiktaş'ın doğrularını anlatıyorum. Girdik devre arasına. Bir açtım Twitter'ı. Beşiktaş amigosu olmuşum. Atkı al kendine öyle çık. Spiker Ercan abi diye anlatılıyor. Peki Fenerbahçe ne yapmalı? Dedim ki yani Fenerbahçe takımı Valbuena hamlesi yapar. İkinci yarının başında bir gol bulursa o zaman dedim maçın hikayesini değiştirebilir. Valbuena'yı aldı. İşte Dirar'ı sağ beke çekti. İkinci yarının 10 dakikası bir gol attı Fenerbahçe. Maçta 3-3 bitti. Abi içimden geçtiler. Bir açtım Twitter'ı maçtan sonra. Bu sefer Beşiktaşlılar, Fenerbahçeliler hani bitti ilk yarının sonunda Beşiktaşlılar giydirmeye başladı.
İşte Quaresma'yı geç aldı gibi bir şey söyledim. Hakikaten Hasan Ali oradan geliyor. Üçüncü golü de o attı. Quaresma kulübede. Hani daha ciddi bir tehdittir Quaresma. Oradayken çıkamaz Hasan Ali mesela. Bunu söyledim. Sana mı kaldı işte Şenol Hoca'ya akıl verme falan. Sanki beni dinliyor kulaklıkla. Ne alakası var lan işte. 3-3 bitti yani nihayetinde. Abi dedim ki ben bu maçta ölmedim ya daha ölmem. Şenol Güneş'le Beşiktaş 4 sene çalıştı. İki şampiyonluk. Bir Şampiyonlar Ligi çeyrek final falan var. Paralar tıkır tıkır. Son sezon oyuncular ellerinde çekle bankadan boş dönmeye başladığı an Adriano'yu oynatamadın. Pepe'yi oynatamadın. Adam anlamaz. Burası Beşiktaş kulübü, burası efendi Beşiktaş anlamaz adam. Yabancı ve anlamadı. Dediler ki son sezon ne yaptı Şenol Hoca falan. Abi teknik direktör bir şey kalmadı ki. Bu Galatasaray Fenerbahçe için de geçerli olur ama. Şimdi oradaki oyuncuların şöyle bir hikayesi var. Bazen 6 ay para almazlar ama aldıkları para çok büyüktür. Anadolu kulüplerinde 3 ay 4 ay para almadığın zaman oyuncuların isyanı skorlara çok daha fazla yansıyor. Ben oralarda oynadığım için söylüyorum. Babam çok hasta Beşiktaşlıydı. Maç kaybederdi Beşiktaş. O zaman tabii cep telefonu falan yok. Evde ışıklar kapanıyordu. Telefonun fişini çekiyordu. Oturuyorduk ya sanki biri ölmüş gibi. Biz niye böyle oturuyoruz abi? Beşiktaş'tan bize ne? O yüzden fanatizmden nefret ediyorum. Bir takımı tutmaktan nefret ediyorum. Ha babamlar Beşiktaşlıdır. Rahmetli dedesi oğlumun adını Kartal koydu. Şimdi oğlumun adı Kartal deyince herkes diyor ki çok hasta Beşiktaşlı bu. Lan değilim. Umurumda da değil hiç kimse. Yani bu işe futbolcu olarak profesyonelliğe imza attığım gün fanatizmden ve takım tutmaktan vazgeçtim ben. Adana Demirspor'u çok severim. Halkın takımıyken çok severdim de. Şimdi biraz profili değişti. Adana Demirspor'da bir sene oynadım. Futbolculuk hariç her şeyi yaptırdılar kardeşim. Kapım hep açık. Oyuncu geliyor, abi paraları alamadık. Aşçı geliyor, akşam ne yemek yapalım. Muhasebeci geliyor, primler eksik geldi, nasıl dağıtalım. Kaç defa Hüseyin Cimşir'le beraber gelen primi geri gönderdik. Niye? 3 kişinin primi eksik. Mesela masörün, işte personelin eksik diyor. Bunları pazartesi öderiz diyor. Ben de diyorum ki prim alın teridir. Hüseyin'i çağırıyorum tek başıma da karar almamak için. Hüseyin'le beraber diyoruz ki kardeşim ya primleri tam getirin ya getirmeyin. Parayı gönderiyoruz geriye. 2 saat sonra para tam geliyor. Kaç defa gönderdim. Niye kovdular beni Adana Demirspor'da olay diyorsun. Yani ben çok olay çıkarttım. Yemin ederim 1 sene geçirdim. Ömürlük. Samet Hoca Trabzon'da bir maç beni oyuna sonradan soktu. Bursa maçı mıydı deplasmanda. Hakikaten hocanın da böyle tartışılmaya başlandığı, bunu da kaybedersek cümleleri kurulmaya başlandığı bir yandan bahsediyorum. Beni oyuna soktu. Maç 1-1. Böyle ben sağdan girdim. Erkan vardı eski Gençler Birliği'nden. Omzundan tuttu, çekti, penaltı oldu. Marco attı penaltıyı. 1-0 aldık. Abi 7 hafta üst üste 70'te oyuna girdim. Hocanın eşortman aynı. Bizim kulübedeki diziliş aynı. Benim oyuna girdiğim dakika aynı. Bu arada o kadar iyiyim ki 11 oyunumu hak ediyorum. Adam beni oynatmıyor ya. İnandı o toteme. Tamam mı? Hep öyle gittik. Ta ki kaybedene kadar. Abi totem çok meşhurdur bizde. Mesela Marco Aurelio dizlerine bembeyaz kireç sürüyordu. Çorabı yırtan. Bilekliği çıkartmayıp üstüne bandaj yapan. Karısından korkup yüzüğü kapatan.